Bu 21 Mayıs neden önemlidir? Çerkez halkı için. Öncelikle yaşanan tarihi sürece kısaca bir değinmem gerekiyor bunu anlayabilmek için. Şimdi Çerkez soykırım ve sürgününün baş aktörü olan Çarlık Rusyası'nın kurucusu 4. İvan, Korkunç İvan lakaplı 4. İvan tarafından Çarlık Rusyası 1547'de kuruluyor. Ve kurulduktan hemen sonra Avrupa'ya, Batı'ya, Asya ve Orta Asya ve Sibirya'ya, güneyde Kafkasya ve Afganistan'a doğru yayılmaya başlıyor. Ve 1556'da Kafkasya'ya ilk saldırıları, toprak işgali başlıyor. Bu ilk saldırı Kabardey topraklarına yapılıyor. Çeçenya ve Kuzeybatı Kafkas halkları, Şapsılılar, Abzaklar, Vubıhlar, Abhazlar bu kuşatmaya karşı çok güçlü bir direniş gösteriyorlar. Ruslar, Rus ordusu bu güçlü direnişi kırabilmek için barbarca, insanlık dışı yöntemlere, yollara başvuruyorlar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden toplu katliamlar yapılıyor. Hatta hayvanları bile katlediliyor. Köyler yakılıyor. Ekinleri, meyve ağaçları dahi yakılıyor. 1864, 2 Haziran 1864'te eski Rus takvimine göre 21 Mayıs 1864'te Rusya Kafkasya istilasını tamamladığını ilan ediyor. Tamamen işgal ettiğini ve işgalin tamamlandığını ilan ediyor. Bu Çerkez halkının da sürgün sürecinin başladığı anlamına gelir. 100 yıl süren bu Kafkas Rus savaşları sırasında milyonlarca, 1,5 milyondan fazla Çerkez katledilmiştir. Ve sürgün sırasında da 1,5 milyon Çerkez sürgüne gönderilmiştir. Zorla ana vatanlarından koparılarak Osmanlı diyarına sürülmüştür. Kafkas bölgesindeki limanlarda Tuapse, Saçe, Sohum gibi limanlarda biriken yüz binlerce insan balık istifi şeklinde gemilere zorla bindirilerek balık istifi halinde Samsun, Varna, Samsun, Sinop ve Trabzon gibi Osmanlı limanlarına nakledilmişler ve buralardan Balkanlar, Anadolu ve Orta Doğu gibi Osmanlı coğrafyasına dağıtılmışlardır. Bu dağıtım şu anlamda bizim açımızdan önemli. Osmanlı'nın bu iskan politikasını da gösteriyor. Çerkez toplumunu Osmanlı coğrafyasına dağıttığınız zaman bunların birbirleriyle ilişkisi de kopmuş olacağından asimilasyonları daha kolay olacaktır. Ayrıca Osmanlı kendi coğrafyası içerisinde bulunan diğer halkların hareketlerine karşı bu hareketleri bastırmak için Çerkez toplumunu da kullanmak istemiştir. Çerkezleri kullanmak istemiştir. Zaten yüzyıllarca fiili olarak 1556'dan beri savaş halinde olan, Ruslarla savaş halinde olan Çerkez halkı yüzyıllardır savaştığı için savaşmaktan başka bir şeyi öğrenememişler. Dolayısıyla Osmanlı'nın uzun süren savaşlardan sonra askeri olarak da zayıflamış olması nedeniyle Osmanlı'ya askeri anlamda bir taze kan da olmuştur. İşine geldi. Osmanlı, Rusya ve İngilizlerin anlaşmasıyla bu sürgün gerçekleşmiştir aslında. Osmanlı'nın işine gelmiştir. Sürgün Çerkeslerin tarihinde aslında Çerkeslerin tarihi sürgünlerle dolu. Sadece bu 1864 sürgünü değil, bu 1864 insanlık tarihinin en kanlı
ve en acımasız olaylarından biri olduğu için belki sembol bir gün. Ama Balkanlara yerleştirilen Çerkesler, Osmanlı 93 Harbi diye de bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Osmanlı orduları yeniliyor. 1878 Berlin Anlaşması uyarınca Balkanlara yerleştirilen Çerkeslerin tahliye edilmesi isteniyor. Ve ikinci bir göç, yani 1864'ten 14 yıl sonra tekrar bir göç yaşanıyor Anadolu'ya doğru. Yani 18 Aralık 1922'de Göne'nin Mürüvvetler köyü sürgüne gönderiliyor. Yerinden koparılıp, bulundukları köylerden koparılıp sürgüne gönderiliyor. Bunun nedeni de işte Kurtuluş Savaşı karşıtlarına destek verdiği veya onların yanında yer aldığı gerekçesiyle. Buna karşı herhangi bir tepki oluşmayınca 2 Mayıs 1923'te çıkarılan bir kararname ile Manyas ve Göne'ne bağlı 14 köy daha sürgüne gönderiliyor. Ve bu arada daha da sürgün edilecek köyler varken tepkiler oluşuyor. Mehmet Fetgeri, Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucusudur. Bir Çerkes entelektüeli yazdığı makalelerle bir tepki oluşturuyor ve mecliste Rauf Orbay, o da Abhaz kökenlidir kendisi, yaptığı girişimlerle daha sonra yapılacak olan sürgünler de önlenmiş oluyor. Çerkesler gittikleri veya sürgün edildikleri yerlerde aslında bulundukları topluma uyum sağlamaya çalışmışlar. Burada bir de dağınık olarak iskan edilmeleri nedeniyle birbirleriyle ilişkileri de kopuk olduğundan asimilasyona uğramaları çok kolay olmuştur. Bir de tabii devletin bu konuda üniter yapı, tek tip insan oluşturma, üniter yapıya uygun tek tip insan oluşturma politikaları nedeniyle işte okullarda Türkçe, çocukların Türkçe dışında başka dili konuşmaları yasaklanıyor. Konuşanlar cezalandırılıyor. Dışarıda Türkçenin dışında başka dil konuşanlar, Çerkesçe konuşanlar ihbar ediliyor. Ve bu şekilde insanlar üzerinde, farklı halklar üzerinde baskı oluşturularak bunların kendi benlikleri, kimlikleri unutturulmaya çalışıldı. Ve Türkiye'de dünyanın birçok ülkesindeki Çerkes nüfusuna oranla çok daha fazla Çerkes var. 4 milyon, 4,5 milyon civarında Çerkes olduğu tahmin ediliyor. Ve bunların çok büyük bir kısmı ana dillerini bilmiyor. Çerkesçeyi bilmiyor. Çok yaşlılarımız biliyor. Ben Çerkesçe'ye hani derdimi anlatacak kadar Çerkesçe biliyorum, anlatabiliyorum. Ama benim çocuklarım veya benim köyümde yetişen veya köyümdeki çocuklar, yeni yetişen gençler kendi ana dillerini bilmiyor. Ve Çerkesçe tehlikeli diller grubu içerisinde, risk altında olan diller içerisinde, yok olma riski altında olan diller içerisinde. Birleşmiş Milletler'in 1951'deydi sanıyorum, soykırım tanımlamasında, soykırım kabul ettiği bir madde var. Oradaki soykırım tanımlamasında sadece silahla
soykırımın yapılmadığını, bunun yanında kendi iradeleri dışında doğurganlıklarının yok edilmesi, insanların kısırlaştırılmasının da bir soykırım olduğu, asimilasyonun da bir soykırım olduğu, çocukların ailelerinden koparılıp farklı kültürlere verilerek, gönderilerek oralarda farklı kültürle yetiştirilmelerinin de bir soykırım olduğu şeklinde tanımlanıyor. Bu anlamda aslında soykırım devam ediyor. Sadece Çerkes toplumunda değil. Diğer halklar üzerinde de asimilasyon politikalarıyla aslında soykırım yapılıyor.